Sesli kitap dinlemeye hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Derin Deniz Bölüm 5. Üniversite 2. sınıfı bitirdiğim yaz, babam bir sabah aniden rahatsızlandı ve vefat etti. Şimdiye kadar canımı acıtan, ruhumu sarsan en büyük acıyı tattım o gün. Kalbimde hissettiklerim o kadar ağırdı ki, aklımı kaybedecek gibiydim. Günlerce doğru düzgün bir şey yemeden içmeden odama kapanıp ağladım. Sonra anlamlandıramadığım şeyler yüzünden sürekli hayatı ve ölümü sorguladım. Saçma geliyordu. Öleceksek niye vardık? Varsak neden ölüyorduk? İnançlı bir ailede yetişmiştim. Bir tanrı vardı evet ama ölüm acısı kalbimi isyanla dolu bir hale getirmiş, inancımı sarsmıştı. Sonra bir gün okuduğum bir dörtlük, ardından taradığım kaynaklar, okuduğum kitaplarla ruhum doydu. Tasavvuftaki hiçlik meselesi çok hoşuma gitti ve hiçim dedim. Herkes her şeyken ben hiçliği sevdim, benimsedim. Babasının ölümü ve ondan sonra yaşadığı hisleri, düşünceleri bir bir kah durak sayarak, kah yutunarak anlattı ve en son sol gözünden yanağına doğru bir damla yaş yuvarlandı. Umut'un dinledikleriyle denize karşı duyduğu hayranlığı artmış, üzülüşüne ise kahrolmuştu. Gözünden düşen yaşı görünce çok üzülmüş, sağ elini hafifçe uzatarak baş parmağıyla silmiş ve ''Seni üzdüm, özür dilerim.'' demişti. Babasını anınca çok özlediğini hissetmiş, gözlerine yaşlar birikmişti. Üstüne Umut'tan beklemediği anda gelen bu naif hareketle ağlama hissi daha çok artmış ve başını önüne eğip dişlerini sıkmaya başlamıştı. Konuşamıyor, yüzünü kaldıramıyordu. Kimseye anlatamadıklarını bir solukta ona anlatmış, hiç pişman olmamış. Aksine hafifleyip garip bir huzura kavuşmuştu. Umut biraz daha yaklaşarak sordu. Yoksa bana anlattığına pişman mı oldun? Duyduğu soruyla şok olan Deniz yanlış anlaşılmaktan rahatsızlık duymuştu ve ''Yok öyle değil, sadece'' dedi ancak devam edemedi. Hızla kalkıp lavaboya geçti. Kapıyı kilitleyip boğazında sıktığı hıçkırıkları serbest bıraktı. Umut yüzünü acı içinde buruşturup suçluluk duygusuyla arkasından gitti. Kapıyı tıklatıp ''Deniz iyi misin?'' ''Ben özür dilerim'' dedi. Ama sesine cevap gelmedi. Duyduğu hıçkırıklar yüzünden avucunu yumruk yaptı ve alnını kapıya yaslayarak öylece bekledi. Orada öylece ne kadar kaldığını bilmeden bekledi. Önce hıçkırıkları kesildi, sonra iç çekişleri, ardından su sesi duydu. Ancak Umut bir milim bile kıpırdamıyordu. Kapı kilidinin açıldığını duyunca başını geri çekti. Fakat bedeni öylece kas katı dikiliyordu kapıda. Deniz usulca kapıyı açtığında Umut'un kan çanağı olmuş gözlerini görünce kötü hissetti. Dudakları ısırılmaktan kıpkırmızı olmuş, çene kasları dişlerini sıkmaktan kas katı kesilmişti. Karşısında gözleri ve yanakları kızarmış Deniz'i görünce kaşlarını çatıp ''Deniz, özür dilerim, ben...'' Deniz Umut'un kendini suçlu hissetmesini istemiyordu. Sözünü keserek ''Lütfen özür dileme, ben babamdan bahsedince...'' deyip gözlerini Umut'un gözlerinden kaçırdı. Umut kıpırdamıyor, kapıdan çekilmiyor, sadece denize bakıyordu. Yanakları yeni yıkadığı halde fazla kırmızıydı. Yoksa yine ateşi mi yükselmişti? Aklına gelenle endişesi artan Umut, yanakların kızarmış yine, yoksa ateşi mi var deyince, Deniz elini alnına koydu. Ateşi yoktu ancak sıcaklamıştı. Üşütmenin etkisiyle olduğunu biliyordu. ''Yok, iyiyim ben, merak etme.'' diyerek bakışlarını Umut'a çevirdi. Adamın gözlerindeki endişeyi görebiliyordu ve bu işini ısıttı. Umut yavaşça kenara çekilip Deniz'in banyodan çıkmasına izin verdi. ''Acıktım biraz, ne yiyelim?'' diyerek az önceki ruh halinden çıkmaya çalışan Deniz'e bakan adam, onun ne kadar güçlü olduğunu düşünüyordu. Deniz ise güzel başlayan günün kötü bitmesini istemediğinden Umut'a güzel bir yemek yapmak istemişti. ''Sen yorulma, ben yapayım.'' deyince, ''Ben yemek yaparken yorulmam, aksine iyi hissederim.'' dedi.
O zaman birlikte yapacağız. Yoksa kabul etmem, dedi Umut. Peki ne yapalım, diye soran kıza. Sen ne yemek istersen uyarım. Çok yemek seçen biri değilimdir, dedi. Deniz, malzemelere bakayım öyleyse, deyip buzdolabını açtı ve tavuk eti, mantar olduğunu görünce, tavuk etli mantar sote sever misin, diyerek gülümsedi. Oo, hem de çok severim, hem de güzel yaparım, diyerek övündü. Pek de mütevaziyiz, deyip ağız dolusu güldü Deniz. Gülüşüyle karşısındaki adamı dondurduğunu fark edip kendine hayranlıkla baktığını görünce lafı değiştirip, ben de pilav ve domates çorbası yapayım, diyerek malzemelere uzandı. Kızın bu hallerine bayılan Umut kollarını sıvayıp sebzeleri yıkadı ve doğramaya başladı. 40 dakika kadar sonra yemekler hazırdı. Masayı hazırlarken dinlenen yemekler şimdiden iştah açıyordu. Masaya oturduklarında çorbasından alan ilk Umut oldu. Gözlerini kapattı ve damağına yayılan lezzetin tadına vararak çok güzel olmuş, dedi. Afiyet olsun, diyen kız gülümseyerek çorbasını içmeye başladı. Mantar soteydi mi sen yapsaydın acaba? Korkmaya başladım şu an, diyerek Deniz'i güldürdü. Onun güzel yüzünün gülmesi için de çiçekler açtırıyordu. Hep böyle gül olur mu, dedi kendini tutamayarak. Deniz utanmıştı ama öncesine göre daha rahat ve huzurlu hissediyordu. Her saattir Umut'laydı ve hiç sıkılmamış, aksine zamanın nasıl geçtiğini anlamamıştı bile. Soteden tadınca iyi ki ben yapmamışım. Çünkü rezil olabilirdim. Harika olmuş gerçekten, demiş, gözlerini iri iri açmıştı. Onun bu sevimli haline gülen Umut, şifa olsun, dedi. Yemek faslından sonra Deniz'e mutfakta yardım etmiş ve onu kahveyi tek halledebileceğini söylemesi üzerine lavaboya geçmişti. Deniz kahveleri yaparken telefonunu aldı ve sosyal medyaya göz atmaya başladı. Orada karşısına çıkan satırlarda tam da kendini bulmuştu. Bugünkü halinin özeti gibiydi. Çok sevdiği şiirlerden birinin son mısrasıydı. Bir anda bunu Umut'la paylaşmak istedi ve ona mesaj attı. Tabii küçük bir ayrıntı ekleyip kendini uyarlayarak, "İçimi açtım sana, içini açmak için." yazıp gönderdi. Telefonun sesini duymuştu ama Umut lavabodaydı. Sonra görecekti. Kahveler hazır olduğunda yanına gelen Umut'la salona geçtiler. "Ellerine sağlık," dedi. O anda göz göze geldiler ve olanlar oldu. Kalpleri kuşlar gibi çırpınıyordu. Umut'un sehpada ışığı yanıp sönen telefonuna gözü ilişti, uzanıp aldı. Deniz bu sırada kahvesini almış oturmuştu. Umut'un mesajı açtığını görünce utanarak yerinde kıpırdandı. Ne tepki vereceğini merakla beklemeye başladı. Mesajı okuyup gülümsediğini ve cevap yazışını seyrediyordu yüzündeki heyecanlı gülüşle. Kısa bir süre sonra telefonun mesaj bildirimi çaldı. Umut o anda Deniz'e bakıp göz kırptı. Deniz'e karşı eski kontrolünü hızlı bir şekilde kaybediyordu. Özellikle Deniz ona küçük de olsa bir adım attığında cesareti artıyordu. Sözlerinde, jest ve mimiklerinde kontrol edemediği refleksler sunuyordu. Deniz hafifçe kızaran yanaklarıyla baş ederken mesajı açtı. Ben sana kırmızı kiremitli bir çatı, bekonviller ve bir mavi kapı ve illa amansız bir avlu getirsem, dünya soğur akşam serinlerken, benim sensiz sevinecek bir şeyim yok. Deniz'e son iki satırını yazdığı şiirin öncesinden dizeler göndermişti. Çok anlamlı ve özel dizeler. İçi sıcacık olmuştu. Kendisi gibi şiiri sevmesi öyle hoşuna gitmişti ki telefonun ekranına kocaman gülümsedi. Ardından Umut'un kahvaltıda söylediği sözü hatırladı. Şu hayat denen şiirde birbirini tamamlayan iki mısra olabiliriz belki de. Gerçekten olabilirler miydi? Büyük İstanbul, yüzyıllardır şahidiydi en büyük aşkların, ayrılıkların ve de vuslatların. Mevsimlerce karasında, denizinde, kıyılarında, tepelerinde gördüğü aşıklara tek bir şey fısıldadı. Çok, kavuşanlara çok güzelsiniz diyordu, ayrılanlara çok acı. Çünkü İstanbul kendi gibi çok olanı seviyordu. Şimdi de yeni bir aşka ev sahipliği yapıyor olmanın mutluluğu ve coşkusuyla fısıldadı İstanbul. Çok özelsiniz. Öyleydi. Bu iki güzel kalp artık İstanbul'un şahitliği ve mısraların akdiyle birbirleri için çok özeldi. Deniz hissettiği yoğun duygularına utangaçlık da eklenince ne yapacağını bilemez halde telefonunu kapatıp yanına koyarken Umut'un ayaklandığını fark etti. Umut yavaşça Deniz'in tam önünde duran orta sehpaya oturdu ve bakışlarını karşısındaki kıza çevirdi. Gözlerini kaçırmaya devam eden Deniz derin soluklar almaya çalıştı
Çünkü kalbi 5 tık yüksek tempoda atmaya başlamıştı yeniden. Umut tam bir şey söyleyecekken onu durduran kendi telefonu oldu. Kafasını bu durumdan hiç de hoşnut olmamış şekilde sağa sola sallarken telefonuna uzandı. Ekrandaki ismi görünce hemen cevapladı. Buyur küçük hanım. Abi nasılsın? Neredesiniz? Diye neşeyle duyduğu sesi Deniz'in de duyduğuna emindi. İyiyim biricim. Evdeyiz biz dedi. Elif telaşla aa ne oldu? Neden evdesiniz? Deyince Deniz rahatsızlandı biraz ama şu an gayet iyi. Diyerek sakinleştirdi kardeşini. Anladım. Biz de geliyoruz hemen. Öptüm. Deyip Umut'un tamam görüşürüz demesiyle kapattı telefonu. Göz göze geldiklerinde Elifler geliyor dedi sadece. Deniz, Umut telefonla konuşurken onu aldığı saatin kolunda olduğunu fark etti ve bu çok hoşuna gitti. Kalbini gıdıklayan bu şeye gülmemek için kafasını başka yöne çevirerek alt dudağının kenarını ısırdı. Umut gözlerini kaçıran kıza dikkatle bakarak Deniz dedi. Hı diye bir refleks çıktı heyecandan kuruyan boğazından. Umut öyle yakındı ki ve öyle derin bakıyordu ki bir an sesini kaybettiğini düşündü. Deniz'in masum çocuklar gibi verdiği tepkiye gülümseyen adam onun kırpıştırdığı gözlerine odaklandı ve o satırlar benim ruhumun sesi Deniz. Seni ilk gördüğüm an unutulmaz. Deniz'in gözlerinden kendi kanına yürüyen duygularla dili çözülmüşçesine sıralıyordu cümlelerini Umut. Deniz'e kendini ne kadar çok ifade ederse o kadar iyi hissediyordu. Anlatmak, anlatmak, anlatmak istiyordu. Seni ilk gördüğüm andan bu yana şuramda eliyle kalbini işaret ederek devam etti. Bir şey çırpınıyor ve bu istisnasız tüm karşılaşmamızda göğüs kafesimi zorluyor. İnkar ettim, yok saydım, kabul etmedim ama nafile. Efsun'un sesiyle Deniz'in kalbine serpiştirdiği cümleler onu büyülüyordu. Ne diyeceğini, ne yapacağını bilemez halde sadece gözlerine bakıyordu adamın. Öyle güçlü ki bana hissettirdiklerin, öyle yoğun ki içimdekiler, farkındayım, hızlı gelişti bazı şeyler. Korkunu, endişeni anlayabilirim. Bu yüzden ne gerekirse yapmaya hazır yüreğim. Ben kalbimden eminim. Sadece sen diyor. Deli coşkun bir ırmak misali sana akıyor, varlığına karışıyor diye ekledi. Durup gözlerinde bir şeyler aradı karşısındaki kızın. Gözleri dolmuştu. Ben... deyip duraksadı Deniz. Gözleri doluyken, boğazı düğüm düğümken konuşmak ne zordu. Korkuyorum diyebildi. Gözlerine yürüyen incileri büyük bir çabayla gönderirken başını önüne eğdi ve ekledi. Böylesi çok hissedilen her şeyden korkuyorum sanırım dedi. Deniz için bir gün bu duyguları yeniden hissedebileceği, hatta mucize olup karşılığını bulabileceği ihtimal dahilinde değildi. Çünkü lisede sevdiği çocuğa da duyguları çoktu. Ancak karşılığı yoktu. Kendini suçladı. Çok. Olarak yaşadığı güzellikleri kaybetmeye mahkum olduğunu sanıyor ve duygularından korkuyordu. Aynı şey babası için de geçerliydi. Babasına aşıktı ve mükemmel bir bağları vardı. Ölümden sonra onu da çok sevdiği için kaybettiğini düşünmüş, kendini suçlamış ve duyguları ne kadar yoğun olursa olsun kontrollü olup sevdiği insanları kaybetmeme uğraşına girmişti kendince. İşte yine aynısı oluyordu. Hissettiklerinde bir ölçü yoktu ve gördüğü üzere o da Umut gibi çok güçlü ve derin duyguların esiri olmuştu. Üstelik bunca kısa bir sürede. Öyle olmasaydı oturup büyük acısından, içliğinden, ruhunu ele veren özel duygularından bir çırpıda bahsedebilir miydi? İçini büyük ve sarsıcı bir korku kapladı yeniden. Bu çokluk onu aşırı tedirgin ediyor, ne yapacağını kestiremiyordu. Bunları düşünürken kaldıramadı kafasını. Sakin ve kontrollü olmalıydı. Duyguları özel ve önemli olsa da temkinli olmalıydı. Kapılmaktan korkuyordu, sonra üzülmekten, kaybetmekten. Anlıyorum dedi karşısındaki adam, elini dokunmaya korkarak. Fakat kendini engel olamayarak Deniz'in çenesine götürdü. Usulca yüzünü yüzüne çıkardı. Söyleyeceklerini gözlerine bakarak söylemeliydi. O gördüğü, görünce kalbinin eridiği bir çift gece karasına güven vermeliydi. Deniz çenesine dokunan tenin verdiği ateşli tutuştu. Gözlerini gözlerine kenetleyen bu adama karşı
Nasıl oluyordu da bunca büyük bir his duyuyordu anlamıyordu. Ağanın büyüsüyle donup kaldı yeşillerde. Korkularını ve endişelerini yok edeceğim. Her şey güzel olacak, inan bana. Sen benim için çoksun Deniz. Hiçliğinin aksine öyle çoksun ki bende, dedi bir an bile gözlerindeki duyguların yoğunluğunu azaltmadan. Hem böyle güzel bakıp hem böyle güzel şeyler söylemesi Deniz'i hem çok mutlu ediyor hem de içinde ağlama hissi uyandırıyordu. İçindeki ağlama arzusunun aksine derince ve içten bir gülümseme hediye etti karşısındaki gözlere. Sözcük yapımında kullanılan bir şeydir senin gülüşün mısrası düştü zihnine Umut'un. Gözlerine değen minik ve şahane gülüşten geriye. Bazen içinde tarif edemediği hisleri şairlerin dizelerine de güzel anlatıyordu. Bunu sessiz söylemek istedi ve tam dudaklarını aralamıştı ki bu kez de Deniz'in telefonu çalmaya başladı. Girdikleri transtan hızla çıkarlarken Umut elini Deniz'in çenesinden çekti ve elini diğer elinin üstüne sarıp bekledi. Oradan kalkmaya pek de hevesli gibi görünmüyordu. Deniz şaşkınlıkla ve telaşla yanındaki telefona uzandı ve ekranda Mert'in aramasını görünce gülümsedi. Aramayı yanıtlayıp yanıtlamamak arasında kalırken kapı çaldı. Umut'un ayağa kalkmasıyla telefonu cevapladı. Nihayet. Ablacığım. Umut kulağına dönen güzel sesle gülümseyip kapıya yöneldi. Deniz pencereye doğru yürüyerek Mert'le konuşmaya başlamış. Umut da kapıyı açarak Elif'leri karşılamıştı. Kardeşiyle sıkıca sarıldı. Semih'le de tokalaşınca içeri geçtiler. Elif Deniz'in telefonu kapatmasını bekleyip hemen boynuna atlarken ''Prenses neyin var? Şimdi nasılsın?'' diye konuştu. ''İyiyim merak etme. Dışarıda üşüdüm biraz. İlaç aldım ve bir şeyim kalmadı. Farkında mısın? Bağışıklığın çok zayıf bu ara. Dikkat etmen gerek. Doktora neden gitmedin? Gerçi kime diyorum ben?'' diye soluksuz sıraladı sözlerini. Elif'in bu hallerine gülen Deniz, öğretmenden izin isteyen çocuk gibi parmağını kaldırıp ''Söz hakkı istiyorum ama'' diye gülerek yükseldi. ''Yok sana söz hakkı möz hakkı. Zeynep teyzemi arayıp anlatacağım her şeyi. O uğraşsın seninle'' diye cırladı. ''Semih, sevgilim sakin ol. Baksan şu an gayet iyi. İlgilenen şahıs iyi bakmış demek ki'' diye konuşmaya daldı ve umutla Deniz'i domates misali kızarttı. Ne yapacağını şaşıran Deniz kafasını Semih'e çevirip kaşlarını kaldırmış, gözlerini kocaman açmış ve alacağın olsun diyen bir bakış atmıştı. Hızla sehpadaki kahve fincanlarını alıp mutfağa kaçtı. Semih'in göz attığı Umut ise kocaman gülümsedi. Duydukları hoşuna gitmişti. Ne diyelim, hayırlı olsun abi diye sarılan Semih'e eyvallah diye yanıt verdi. Deniz fincanları mutfağa bırakıp banyoya elini yüzünü yıkamaya geçti. Aynada yüzünü gördüğünde bakışlarındaki ışıltı ve sıcaklığı fark etti. Ardından kızarmış yanaklarına gülüp bol su çarptı. Şimdi biraz daha rahatlamıştı. Ama tekrar onların arasına nasıl döneceğini düşünüyordu. Banyo kapısını açtığında karşısında gördüğü kişiyle gözleri büyüdü. ''Sakın bana Semih'i kayırma. Bunun acısını fena çıkaracağım.'' diyerek komik bir sinir sergiledi. Elif elleriyle Deniz'in yüzünü avuçlamış, masum bir tavır takınarak ''Kesinlikle hak etti. Canını okuyalım.'' deyip göz attı. Elif sözcüsü onu utandırdığı için Deniz'den yana görünüp politik davranıyordu. Yoksa içeride çok fazla eğlenmişti. ''Hadi canım sen de.'' deyip güldü Deniz. Durumun farkındaydı ve inanmamıştı. ''Şaka bir yana neden rahatsızlandın kuzum sen?'' deyince ''Sahilde yürüdük biraz, orada üşüdüm. Şimdi iyiyim merak etme.'' cevabını aldı. ''Hımm.'' diye imalı bir ünlem uzatması yaptı. Gözlerini deviren Deniz odasına geçti ve arkasından gelen Elif'e ''Tek kelime istemiyorum boncuk, yoksa fena olur.'' dedi. Odasının penceresine doğru ilerleyip derin bir nefes verirken ''Deniz ne yapıyorsun Allah aşkına? Hadi içeri girelim.'' diye yakından arkadaşına ''Doğru, gidelim de Semih stand-up düzenlesin bizim üzerimizden.'' diye çıkıştı. ''Bizim, uuu bebeğim, ne tatlısınız siz öyle.'' derken ''Siz'' kelimesini bastırarak söylemesi Deniz'i kızdırdı. Eline geçen yatak kırlentini Elif'e fırlatan Deniz, ''Sus artık yeşilli, sus.'' derken odanın aralık kalmış kapısı açıldı ve Umut tüm karizmasıyla kapıda belirdi. Elindeki kırlenti sıkan Elif, Deniz'in kulağına eğilip, ''Al sana susan bir yeşilli.'' diye fısıldadı ve ardından normal bir tonda, ''Semih yalnız kaldı, ben bir ona bakayım.'' diyerek sıvıştı.
Deniz söylediğinin duyulduğuna emindi ve kıpkırmızı olmuş gözlerini odadan çıkan Elif'e çevirmişti. Elif birkaç saniyede buhar olunca ne yapacağını bilemeden öylece kala kaldı. Umutsa yüzünde muzdur bir ifadeyle Deniz'e yaklaşıp yüzüne düşen bir tutam saça baktı. Görüş alanı kapanan kız gözlerini karşısındaki adamın yüzüne çıkardı ve şaşkınca ne olacak diye beklemeye başladı. Yüzünde yaramazca bir gülüş vardı ve sordu. Çok mu kızdırdı seni o yeşilli? Gözlerini kaçırmaya çalışan Deniz ne söyleyeceğim diye düşünürken karşısındaki adam usulca elini kaldırdı ve iki parmağının yardımıyla kızın yüzünün bir kısmına perde olmuş tutamı aldı, kulağının arkasına sıkıştırdı. Deniz'in kalbi delice çarparken nefesi kesilir gibi oldu. Yüzüne savrulan saçına mı dokunmuştu o? O esnada ister istemez parmakları da yanağına. Bir de böyle insanı köşeye sıkıştıran bir soru sormuştu yeşilli meşilli. Üşüp bayılacak gibi hissediyordu. Ama zor da olsa toparlandı ve "Çok" diyebildi sadece. Yüzü alev alev yanıyor, dudakları sanki bir damla suya muhtaçmış gibi kuruyordu. Karşısındaki o derin yeşiller soluğunu kesiyor, kalp atışı hızı zirveye oynuyordu. Umut için şu anda en çok hoşuna giden şey, burada kalıp yanakları kızaran şu kızla uğraşmaktı. Yeşillerini kızın siyahlarına dikmişti ve bunun onu ne hale getirdiğini izliyordu resmen. Ve manzarası eşsizdi. Deniz, şu an çok tatlısın demek geçti içinden bir anda. Sonra vazgeçti. Onun yerine muhteşem bir gülümseme bahşetti. Ardından onu buradan alıp götürebilecek tek kişinin kendi olduğunu hissettiğinden sordu. İçeri gidelim mi artık? Deniz burada kalıp kalbinin ağzında atmasındansa Semih'in imalarına maruz kalmaya razıydı. Gözlerini kırpıştırıp kafasını hafiften sallayarak hı hı diyebildi. Bunun üzerine Umut yana çekilip sol kolunu yola doğru açarak ona öncelik tanıdı. Kulağının ardına sıkıştırılmış tutam yeniden özgürlüğüne kavuştuğunda Deniz eliyle onu tekrar kulağının ardına yerleştirdi ve salona doğru adımladı. Salona geçtiklerinde Elif elinde dolu bir servis tabağıyla ilgileniyordu ve gayet iştahlı görünüyordu. Yemekler harika. Hangisini hanginiz yaptı diye sormayacağım. Mantar senin işin abi diyerek göz attı. Umut gülümseyerek cevap vermiş. Pilava ne demeli deyip Deniz'i yüceltmişti. O zaten asaletinden belli. Prenses işi. Deniz abartmazsan olmaz Elif dediğinde. Abartmak ruhunun bir parçası bence. Şu anda ikinci tabağını yiyor dedi Semih. Hepsi birden gülüştüler. O esnada çalan telefon hepsinin dikkatini üstünde toplamıştı. Telefon Deniz'indi ve arayan şirketin tercümanı Can Bey'di. Deniz sehpadaki telefona uzanırken onun kadar meraklanan bir kişi daha vardı. Umut. İzninizle diyerek aramayı yanıtladı ve koridora ilerledi. Merhaba Deniz Hanım, nasılsınız? Merhaba Can Bey, teşekkürler siz... diyerek ne için aradığını merakla bekledi. Teşekkürler, affedersiniz bu saatte rahatsız ediyorum ancak önemli olmasa aramazdım diyerek özrünü beyan eden adama önemli değil buyurun lütfen diye karşılık verdi. Şirketimiz yılbaşında bir resepsiyon organize etmekte ve bunu bu yıl farklı bir konsepte düzenlemektedir. Çalışanlarına 30 Aralık gecesi yapacağı resepsiyondan ayrı olarak 31 Aralık gecesi şirketin ortaklığında bulunan tüm yabancı kurumların üst yöneticilerine özel davet hazırlamaktayız. Bu yüzden de şık ve dikkat çekici bir davetiye hazırlamamız gerekiyor. Ben bu aralar yıl sonu yoğunluğu nedeniyle çok meşgulüm. Sizden ricam davetiye tasarlamanız diye açıkladı. Anladım. Peki hazırlarım. Ayrıntıları ve dilediğiniz konsepti bana mail olarak atar mısınız dedi. Hemen atayım. O konuyu hallettim ben dedi Can Bey. Yüreği ferahlamıştı. En son kaç güne hazır olmalı dedi Deniz merakla. Bugün 20 Aralık'tı ve kartlar bir hafta öncesinden postalanmalıydı. Öyleyse taş çatlasa 3 ya da 4 günü vardı. 3 günde bitmesi gerekiyordu. Biliyorsunuz yaşlı kurdumuz Orhan Bey klasik takılır bu tür mevzularda. E-posta olayını teklif ettim kabul etmedi maalesef. Umarım yetiştirebiliriz dedi endişeyle. Anlıyorum. Yarın akşama metinleriyle birlikte 4-5 model tasarlayıp e-posta adresinizi gönderirim. Sonra da paslaşarak bastıracağımız örnek üzerine tekrar görüşürüz dedi. Deniz bu tür şeylerle uğraşmayı seviyor, kariyer hayatı için faydalı olacağını biliyordu. Gerçekten de orijinal birkaç örnek hazırlar ve sunardı. Tamam öyleyse haberleşiriz.
Çok teşekkürler Deniz Hanım. İnanın çok endişeliydim ancak size güveniyorum diyen adamı rica ederim benim işim bu. Görüşürüz diyerek yanıtladı. Görüşürüz iyi akşamlar. Size de diyerek görüşmeyi sonlandırdı. Deniz odasında böyle konuşa dursun. Salonda meraktan yerinde duramayan biri vardı ve sessizce yanına dönmesini bekliyordu. Salona geçip meraklı gözlerle karşılaşınca şirketin tercümanı yılbaşı davetiyesi hazırlanacakmış da onu söyledi diye kısa bir açıklama yaptı. Ama bu umudu daha da meraklandırdı. Arayan erkek miydi? Bekar mıydı? Bir davetiye konuşması bu kadar uzun sürer miydi? Peki Umut bunları neden bu kadar merak etmişti? Doktor Oetker reklamındaki kız çocuğunun sorduğu sorular gibi sorguluyordu şu anki durumu. Çünkü aşk salt merakla filizlenen bir şeydi. Onu ve onunla ilgili her şeyi çok ama çok merak ediyor, gizli saklı hiçbir şey kalmasın istiyordu. Gece bitip vedalaşana kadar güzel vakit geçirmiş olsalar da Umut içindeki merakı yenemedi. Daha sonra öğrenmek üzere zihnini not defterine kaydetti. Ayrılırken Semih önce inmiş, Elif odasına geçerek onları yalnız bırakmıştı. Kendine çok dikkat etmeni istiyorum. Merak etme, gayet iyiyim diyerek gülümseyen kıza, merak ediyorum, hem de çok diyerek göz kırptı ve kızaran yanaklara bakıp, yeniden ateşlenirsen diye endişeleniyorum. Bir şey olursa lütfen haberim olsun dedi. İlaç iyi geldi. Bir şey olmayacak inşallah diye Umut'un endişesini silmeye çalıştı. İnşallah, iyi geceler diyerek gülümsedi. İyi geceler diyen Deniz, arkasını dönüp asansöre binen adamı beklemiş ve bakışmaları da vedalaşınca kapıyı usulca kapatmıştı. Gece hazırlığı bitip de yatağa girdiğinde yüzündeki tebessüm telefondan gelen mesaj sesiyle büyüdü. Umutlandı. Çok yazıyordu. Biraz uğraştırmak güzel olabilirdi diye düşündü. Çok yazıp gönderdi. Gözünü ekrandan ayıramıyor, cevabı merakla ve içinde çırpınıp duran bir kuşla bekliyordu. Çok özelsin. Gülümsedi. Tekrar bir mesaj geldi. Çok kıymetlisin. Buna gülümserken bir bildirim daha geldi. Çok güzelsin. Dudağını ısırıp ne cevap yazacağını düşünürken bir mesaj daha geldi. Çokların az kaldığı kadar çoksun bende. İşte buna bayılmıştı. Gözleri ışıl ışıl, elleri titreyerek yazdı. Gülücük koydu, gönderdi. Teşekkür ederim. Tekrar gönderdi. Sen de yazabildi bu kez. Umut gülümsedi. Bende ne? Yazdı çünkü yine yeniden meraklardaydı. Sen de çok özelsin. Yazdı ve gönderdi. Utanmıştı. Neyse ki yazışıyorlardı. Mesaj geldiğinde hızla açıp okudu. Şu an utandın ve hatta yanakların kızardı. Ama ya dedi Deniz. Bir şey yazamadı. Deniz yazan mesajı okuyunca buradayım diyerek gönderdi. Beni özel yapan sensin cevabı geldi. Biraz daha yazışırlarsa içinde uçuşan kuşlar uykusunu kaçıracaktı. Teşekkür ederim. İyi geceler yazıp gönderdi. Saniyeler sonra gelen cevap uyku kaçıracak cinsendi. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sesli kitabımızı dinlediğiniz için teşekkür ederiz.